Allah Celle Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. Engin Altay, Engin Altay. Senin selamsız Engin Altay. Senin Sinop Erfelek Dere Köyü'nde görev yaparken senin yol üstünde Dere Köy'e bağlı Üst Cam Mahallesi'nde, Taşkışı Mahallesi'nde ben ikamet ediyordum. Orada olduğum zamanlarda yanından geçiyordum. Bir kere ahaliye bir kere selam verdiğini görmedim. Hani CHP'de seçer ya, milletine aleyhine çalışacak, milletini hor gören, hakir gören insanlar olacak ya, seni güzel seçmiş CHP. Ha, meseleye gelelim. Saadat meselesine gelelim, Mehdi meselesine gelelim. Şimdi Mehdi'yi tanıma konusunda senin bir dahlin olmaz herhalde. Ama şunu söyleyebilirim. Beni en iyi tanıyanlar, en çok düşmanlık ettiğim İsmail Ağa cemaati, alimler ve arifler hepsi. Yani meşhur alimlerin, şu anki Cevat Akşit dahi, meşhur alimlerin hemen hepsi beni iyi tanımaktı. Tabii Allah-u Teala bunları örtüyorsa, bir meyanktası ise Mehdi, ilim ehli gelip bu miyeng taşına çarpıp kafir oluyorsa, ehli siyaset, yani ehlinin bu derecedeyse, ehli siyaset 50 defa kafir, ehli siyaset 50 defa kafir, ehli avam, halk 100 defa kafir. Ama bunları savunmak derdim değil benim. Siz ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve sen dine ne kadar kafirseniz, Tayyip Erdoğan ve taifesi Mehdi meselesine de o kadar kafir. Örtücü yani. Onların Saadat'mış, Mehdi'ymiş, şuymuş buymuş la alakası yok. Ha, onlar Mehdi falan olmadığı gibi belki şu anki içinde bulunduğu durumlar, artık ne kadar bilmiyoruz, ne kadar çıkılır içinden, ne kadar çıkılmaz. Belki bir söylemler var. FETÖ'cülerin söylemleri var. Diyorlar ki kendini Mehdi ilan ettirebilir. Hazır bir taife var, onu Mehdi olarak kabul edecek. Böyle bir şey yani. Yoksa siz ne, dine ne kadar kafirsiniz, bunlar da Mehdi meselesine o kadar kafirler. Yani ehli ilim Mehdi meselesinde gelip miyak taşın teliğinde bir kişiliğe, bir yani tayin edilen bir kişiye çarpıp kafir oluyorsa, ehli siyaset 10 defa 20 defa kafir oluyor. Senin anlayacağın bu konuda AK Parti'nin üzerine gitmen fiyasko. Böyle bir şeyden bir şey çıkaramazsın. Ancak senin selamsızlığın meydana çıkar böyle. Halkın aleyhine bir şey yaptığın yok, ama işte halkı hor görme, hakir görme durumun ortaya çıkar. Yani sen bir öğretmenlik yapacaksın bir yerde, yolda kimseye selam vermeyeceksin. Ya sen kimsin ya? Bir öğretmen ahaliyi tanıma, kalkındırma, yol gösterme yolunda hareket eden bir zat olması lazım. Tek çocuklarla alakası değil ki. Yani mümtaz bir kişilik olması lazım. Hele hele köy okullarında tek kişiydin sen ya. Tek, yani bütün köyün bir tek öğretmeniydin ya. Ne olmuş olması lazım yani? Senin bir imtiyazın olması lazım. Ha, o imtiyazdan dolayı mı selam vermiyordun? Selamsız Engin Altay. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.